videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Asıl ismi Almanya Federal Cumhuriyeti olan Almanya, 357.000 metrekare yüzölçümüne sahip büyük bir ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en popüler ikinci göç bölgesidir. Uzun ve köklü tarihi boyunca pek çok küçük krallık olarak Batı Avrupa'da hüküm süren ülke, 1871 yılında ulusal birliğini sağlamıştır. Bu krallıkların her biri döneminde önemli sanat patronu ülkeler oldukları için Almanya, Avrupa kültür medeniyet tarihine özellikle müzik ve felsefe alanında büyük katkılar yapmıştır. Almanya'nın 69'lu ve 70'li yıllar boyunca yürüttüğü misafir işçi uygulamasından ötürü nüfusunun Almanlardan sonraki en önemli etnik bileşeni Türklerdir. 10. yüzyıldan itibaren Kutsal Roma İmparatorluğu'nun önemli bir bileşeni olan Alman toprakları birbirinden bağımsız krallıklar şeklinde yönetiliyordu. 16. yüzyılda Kuzey Krallıkları Hristiyan Kilisesi'nin mezheplere ayrılma süreci olan Reform'un merkezi oldu. Pangermanizmin akımının yükselişiyle ve yoğun milliyetçi duyguların kitlelere hakim olmasıyla beraber 1871 yılında kuzeydeki Prusya Krallığı'nın öncülüğünde Almanya milli birliğini sağlayarak Alman İmparatorluğu'nu kurdu. Her iki dünya savaşının da önemli güçlerinden olan Almanya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. 1990 yılında iki tarafın birleşmesiyle Almanya Federal Cumhuriyeti kuruldu. Almanya'nın çok kültürlü yapısı, toleransı yüksek bir toplumun oluşumuna zemin hazırlamıştır. Mükemmeliyetçi bir toplum olan Almanlar, düzene, özel hayatın mahremiyetine ve dakikliğe çok önem verirler. El sıkışma kültürü Almanlar için önemlidir. El sıkışırken diğer elin cepte olmasını ve bir kişiyle konuşurken ellerin cebe sokulmasını kabalık addederler. Bir yere vaktinde gitmek sosyal etiket açısından önemlidir. Çevre korumaya çok önem veren Almanya'da sokakta çöplerinizi geri dönüşüm kutularına atmamanız halinde sizi uyarabilirler. Uzun yıllar küçük ve komşu krallıkların üzerinde varlık gösterdiği bir ülke olan Almanya, 16 federal bileşenden oluşmaktadır. Bu federal devletler Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Aşağı Saksonya, Mecklenburg-Vorpommern, Kuzey Ren-Westfalia, Rheinland-Palatinate, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thuringia'dır. Başkenti ve en büyük şehri Berlin'dir. Diğer önemli şehirleri ise Bremen, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Baden-Baden, Leipzig, Münih, Nürnberg ve Stuttgart'tır. Almanya'nın resmi dili Almancadır. Fakat ülkede her bölgenin kendine has bir diyalektiği vardır. Almanya'daki genç nüfusun neredeyse tamamı İngilizceyi de ana dilleri gibi konuşabilmektedir. Yaşlı nüfus arasındaysa Rusça bilenlerin oranı daha fazladır. Ayrıca ülkede İspanyolca ve Fransızca da yabancı dil olarak konuşulmaktadır. Almanya'da nüfusun büyük kısmını Hristiyanlar oluşturmaktadır. Hristiyan nüfus içerisinde ise Protestanlar daha yoğundur. Bunu Katolikler takip eder. Ayrıca pek çok farklı milletten insanın da yaşadığı ülkede Müslümanlık ve Yahudilik de yaygındır. Almanya önemli bir ekonomik güçtür ve kişi başına gayri safi yurt içi hasıla itibariyle dünyanın 4. büyük ekonomisidir. Pek çok sanayi alanda ve yüksek teknoloji sanayide küresel bir lider olan Almanya, dünyanın 3. en büyük ithalatçısı ve ihracatçısıdır. Almanya, yüksek yaşam standartlarıyla en gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Çok gelişmiş bir sosyal güvenlik ve ulusal sağlık sistemi vardır. Sosyal pazar ekonomisine sahip olan Almanya'da hizmet sektörü
toplam kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın %71'ini oluşturur. %28'ini sanayinin oluşturduğu kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın %1'ini tarım oluşturur. Alman mutfağı gelişimini yüzyıllar boyunca bölgeden bölgeye gerçekleşen sosyal ve politik değişikliklerin etkisinde sürdürmüştür. Bu yüzden yöresel çeşitlilik gösterir. Ayrıca ülke mutfağında kullanılan malzemeler de eyaletlere göre değişmektedir. Ancak Alman mutfağının tüm ulusa mal edebilecek özellikleri de yok değildir. Alman mutfağı denince akla ilk gelen şey elbette sosistir. Domuz etinden üretilen Berliner sosisi damak tadınıza uymuyorsa Frankfurter adı verilen dana sosislerini tercih edebilirsiniz. Patates de Alman yemeklerinin vazgeçilmez bir malzemesidir. Hem yemeklerde hem de yemek yanı garnitür olarak sıklıkla patates kullanılır. Sosis ve patatesin bir arada olduğu meşhur yemekleri Currywurst'tur. Almanya denince akla gelen ilk içki biradır. Klasik arpa birasının yanı sıra Almanya'da Türkçesi beyaz bira anlamına gelen ve buğdaydan yapılan Weissbier da bulunur. Damıtılma tekniği farklı olduğu için daha buğulu ve kirli bir görüntüsü olan bu biraların lezzeti bambaşkadır. Alman mutfağı, pastacılık ve fırıncılık açısından son derece gelişmiştir. Dünyanın en özel ekmeklerini tadabileceğiniz Almanya'nın tatlıları da meşhurdur. Mutlaka tatmanız gereken bu tatlılar arasında başlıcası Black Forest Cake'tir. Almanya'nın çoğu bölgesinde nemli iklim hakimdir. Nemli batı rüzgarlarına açık, baki durumu iklimi yumuşatmıştır. Kara iklimine tabi Orta Avrupa ile okyanus iklimine tabi Batı Avrupa'nın arasında yer alan Almanya, İngiltere'nin de iklimini yumuşatan Gulf Stream'i kısmen almaktadır. Yağışsız mevsimi olmayan Almanya'nın kışları soğuk olsa da nemlidir. Yazları ise ılıktır. Zaman zaman sıcaklıklar 30 dereceyi geçebilir. Doğuda kara iklimi özellikleri biraz daha hakimdir. Tarihi dokusu ve keşfedilmeyi bekleyen sokaklarıyla Avrupa'nın bohem ruhu Berlin, Almanya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Ülkenin kuzeydoğu tarafında bulunan şehrin merkezinin nüfusu 3.7 milyon civarındadır ve Berlin eyaletinin toplam nüfusu da 6 milyon civarındadır. Dünyanın en gelişmiş devletlerinden biri olan Almanya'nın başkenti olan Berlin, dünyanın en önemli şehirlerinden birisidir. Hem Almanya'nın hem de Avrupa'nın önde gelen kültürel ve politik başkentlerinden birisidir. Ülkenin geçirdiği ağır savaşlardan başkent olarak nasibini alan Berlin, savaşların ağır tahribatlarını kısa sürede atlatmayı başarabilmiştir. Günümüzde şehir, çok kültürlü ve toleranslı yapısı, hareketli gece hayatı, sayısız müzesi ve sanat galerisi ile her yıl binlerce turistin gözde bölgelerinden birisi olmaktadır. Ayrıca Alman şehir planlamacılığının mükemmel bir örneği olarak Berlin çok düzenlidir. Başkent olmasına rağmen nüfusu fazla oranda artmamıştır ve şehir içerisinde ulaşım oldukça rahattır. Şehirde bir noktadan bir noktaya toplu taşımayla gitmek çok kolaydır ve şehir sakinleri yaygın olarak bisiklet de kullanmaktadır. Ayrıca Berlin dünyanın en yeşil ve temiz şehirlerinden birisidir. Şehirde dolaşırken kendinizi bir anda ormanda geziyormuş gibi hissedebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.